Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Şöyle bir akşamüstü havalar biraz daha güneş olduğu için, hava açık olduğu için şöyle biraz daha karanlığa kalmadık. Şöyle bir yavruyu ufaktan bir nefeslendirelim de uçsun, 5 dakika falan zaten anca uçar. Hadi 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 fırla. Bir 5 dakika dönsün. Bu atmaca bunun kardeşini aldıktan sonra bu hayvan öyle bayağı bir şey yaptı ya. Bayağı bir korkarak uçuyor, hızlı uçuyor. Baksana, deli gibi uçuyor. İşte ya, karanlıkta telemele çarpacak şimdi. En azından şu kuşlarımızı çıkartalım, bir yemleyelim, karanlığa da kalmasınlar. Şöyle kuşlarımızı bir çekelim. Ekleyin bakalım. Şimdi arkadaşlar, orada yavrularımız büyüyor elhamdülillah. Orada bir tane yavrumuz büyüdü. O tekrar yumurtladı o. Ama ona baktırmayacağız. Ondan sonra şimdi o geçen vadiye kaldığımız miskiyi onu bir arkadaşımıza kanaldan Özgür Kaya diye bir arkadaşımız vardı. Aman, ona hediye ettik. O gitti. Şimdi kuşlar şöyle yeme doğru bir gitsinler. Yeme doğru bir gitsinler şöyle. Gel gel gel. Evet. İyi maşallah. Şimdi size başka bir tane daha sürprizim var. O beyaz posteyi zaten yakalamıştık. Şimdi bir tane daha mahallede bir abi yakalamış. Bir tane Aktepe miski yakalamış. Ben de kuşu karantinaya kapattım. Dün getirdik işte. Karantinayı kapattık. Onu çekelim. Bakalım burada bir sıkıntısı var mı? O da burada. Şöyle. Şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle kuş böyle bir hayvan. Ben bir kapattım. Büyük ihtimalle dişi. Fena da bir hayvan değil. Oynuyor. Ama aman. Ama bir böyle bir şeyliği var. Nasıl diyeyim? Böyle bir dalgınlık, böyle bir hafiften bir duraksama hali var. O yüzden ben de şimdilik kapattım onu. Karantina bölgesini aldım. Bakalım inşallah. Ama kafa çok güzel bu kuşun ya. Şöyle kuşlar da zaten aç. Şöyle kuşları bir yemleyelim. Ondan sonra Deniz diye bir arkadaş vardı yine bizim takipçilerimizden, genç takipçilerimizden. Posta da burada arkadaşlar. Ona da bir takım Eyüp abinin videosunda söylediğimiz kuşları verdik. Bir beyazla bir tane çakmaklı verdik. Ondan sonra onlar da onu aldı. Beyaz gel bakalım beyaz. Gel. Beyaz arkadaşlar alışmadı. Beyaz böyle hep böyle bir kaçma peşinde. O yüzden de alttan kanatlarını makaslamıştım ben. Şimdi buna bir erkek getireceğim. Bunları bir eşleyeceğim. Miskin de duruşu muruşu maşallahı var yani. Biz mi geldik? Aman. Aman. Şöyle. Beyazın bakın, beyaz yürüme gidecek ya utanmasa. Utanmasa yürüme kaçacak hayvan. Ulan postalar arası hadi bir yere alışkın olsan diyeceğim ki tamam da, postalar yabaniler arasında burada şuralarda yerlerde yemleniyordun. Şimdi sana sıcacık bir yuva verdik. Daha ne istiyorsun? Bir tane de eş getireceğiz şimdi sana. Daha ne istiyorsun yani? Ondan sonra fabrika çalışacak inşallah. Üretmek istediğim kuşlar var. Aha maşallah yavru düştü. Gel bakalım gel. Gel. Aferin benim yavrum. Aferin sana. Bu da beyazla boz dumanından düşme şu. Boz dumanından düşme. Güzel de bir yavru oldu. Şimdi kuşları bir yemleyelim. Arkadaşlar bir yemlensinler. Şöyle. İyi maşallah ya. Kuşların sağlıkları iyi. Ama bu sağlıkları iyi olması arkadaşlar, bu biraz da bizim o videolarda bahsettiğimiz şeye de bağlı. O verdiğimiz işte limon, sarımsak, ondan sonra
limon, sarımsak, elma sirkesi böyle bir üçlü karışım yaptık. Hayvanların sularına bir bardak böyle boşaltıyorum. Ona da bağlı. O yüzden de bunu kesinlikle yapın kış aylarında. Hayvanların iştahını göreceksiniz aziz Allah. Fatiha Resulallah. Şu miskinin durumu iyi ya. Toparladı yani ama yine birkaç gün daha kanatına da beklesin. Miski. Oynuyor da fena da değil. Yere düşmüş. Bizim abi de bulmuş, bize getirmiş. Bakalım burada bir kovalarız. Eğer ki kafamıza yatarsa dururuz. Ben yine dışarıdan gelen kuşları ya böyle pek kümese sokmak istemiyorum arkadaşlar açıkçası. Çünkü neden dersin? Zaten benim elimde hayvan var. Orada aşağıda da bir tane yavru var. Benim elimde zaten deneyip görmek istediğim yavrular var. Gördüğümüz hayvanlar var. O yüzden de başka macera aramak şu an açıkçası işime de gelmiyor. Gelin bakalım. Gelin. Sert bir hava var. Fakat yarın herhalde güneşli olacak ama tabii ki Aralık ayı. Yani artık kış gelmesi lazımdı. Yani yine sert geceye benziyor. Kuşlar da vakit olamıyor arkadaşlar. Anca işte işten çıkışımızda geliyoruz. İşte bakabildiğimiz kadar bakıyoruz. Ondan sonra bu kadar yani. Ama bunlara da bakmak lazım. Bunlar tavuk gibi de değil. Hani yemini suyunu verdin. Tamam oldu bitti yere getiremiyorsun. Çünkü bakım istiyor. Bakımı da vermezseniz hayvanlarınız hastalandığını, işte öldüğünü göreceksiniz yani. Buna emin olun. Allah kimseye vermesin yani. Çünkü bakın emek veriyoruz. Değer veriyoruz. Şimdi karışık yem vermeye başladım. Kış diye. Çünkü hayvanlar yavru büyütecekler. Yavru büyütürken de kuvvetli olsunlar. O yüzden de karışık yem veriyorum arkadaşlar. Alın bakalım. Biraz yemlensinler. Şu yabanın arasında yakaladığım dumanlıyı kimseye vermedim. Daha doğrusu sahibi de çıkmadı. Onu kendime ayırdım. Şimdi tüye girdi zaten. Tüyünü, kuyruğunu, kanadını kesmiştim. O zaman çok zayıftı. Hastalanmıştı. Kesmiştim. Şimdi toparlıyor. Toparladıktan sonra da arkadaşlar İnşallah uçuracağız. Ondan sonra bakalım, şu beyaz da ufak ufak şey yapmaya başladı. Şöyle kuşlarımızın durumları böyle. Şöyle kısa bir video çekelim. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.